Hayırlı Ramazanlar sevgili A9 izleyenleri. Hepinizin, tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan ayı boyunca 30 gün inşallah iftardan hemen önce canlı yayında hep beraber olacağız. Farklı konuklarım olacak, farklı konuları konuşuyor olacağız. Bugünkü konumuz Allah için yaşamak. Allah için yaşamak kavramından bahsedeceğiz. Konuğum ise Kartal Göktan. Sevgili kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk Erdem. Allah için yaşamak kavramı birçok insan tarafından Evet. bilinmeyebiliyor veya eksik anlaşılabiliyor. Halbuki insanın Allah Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye Evet. yarattım diye bildiriyor. Dolayısıyla insanın Allah için yaşamak kavramına çok önem vermesi, çok iyi idrak etmesi ve bütün günlük yapacağı işleri de önem sırasına göre Allah rızasının en çoğunu gözetecek şekilde dizmesi gerekiyor. Evet. İnşallah. Şimdi Allah için yaşamak dediğimizde öncelikle Allah'ı tanımak gerekiyor Evet. tabii. Daha sonra Allah için yaşayabilir kişi. Allah'ı tanımak dediğimizde de gerçek manada samimi olarak Allah'ı tanıyan insanların zaten Allah'tan korktukları için çok samimi bir şekilde Allah'a yöneldiklerini görüyoruz. Ama toplumda kimi insanların da Allah'ı yeterince tanımadıkları için evet belki Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ın her şeyi yarattığını kabul ediyorlar. Ama ibadetlerini yerine getirme konusunda, Allah'a yakınlaşma, Allah yolunda güzel faaliyetler yapma konusunda eksiklikleri oluyor. Ki Allah da bu duruma dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Yunus suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şeytana Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor, de ki göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Peki öyleyse yine de korkup sakınmayacak mısınız? Şeklinde buyuruyor Allah. Demek ki toplum içerisinde böyle insanlar oluyor. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Ama hayatlarını buna göre düzenlemiyorlar ve Allah'tan korkup sakınmıyorlar. Evet. Böyle olduğunda da tabii çürük bir temel üzerine inşa edilmiş bir hayat oluyor. Ki Allah da bu durumu yine Tövbe suresinin 109. ayetinde belirtiyor. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır diyor Allah. Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın etrafına kurup kendisi de onunla birlikte cehennem ateşinin içine yuvarlanan kimse mi diyor Allah. Şimdi Evet. burada da şunu anlıyoruz ki öncelikle evet Allah'ı tanımak, bilmek, Allah'ın her şeyi yarattığını anlamak ve daha sonra Allah'ın büyüklüğünü anlayarak, Allah'ın sonsuz gücünü, kudretini anlayarak Allah'tan korkup sakınmak. Ve böyle olduğunda hayatını da bu şekilde düzenlemek, Allah'ın istediği şekilde, senin de Evet. belirttiğin gibi Allah bizi kulluk etmemiz için yarattı. Bu amacı anlayıp işte o zaman Allah için yaşamak Evet. kavramının tam manasıyla kişide gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evet, inşallah. Zaten dünyada ve ahirette insanın kurtuluşunun kurtulması için bunu yapması gerekiyor. Yani Allah rızasının en çoğunu gözetecek şekilde yaşaması gerekiyor. Allah bunu yaparsanız eğer hem dünyada hem ahirette sizi kurtarırım diyor. Kurtuluşa erersiniz diye bildiriyor. Maide suresinin 16. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Bakın demek ki tam Allah'ın ayeti bildirdiği gibi Allah rızasına uymayan bir insan hep karanlıkta kalmaya mahkum. Gerçekten böyle insanların dünya hayatlarına bakıyoruz. Ne yapmış? İşte Allah rızasını gözetmeyecek şekilde dünyevi çıkarlarını, nefsani çıkarlarını hep birinci sıralara koymuş. Birinci, ikinci, üçüncü sıralara koymuş. Ve bu insanlar bunları elde edince hiçbir şekilde mutlu olamıyorlar. Mutmain olamıyorlar. Sürekli o yüzden hep o sohbetlere denk geliriz değil mi? Sürekli birbirlerine nasıl mutlu olacaklarına dair bir tavsiye verme üzerine bir genelde sohbetleri olur bu tarz insanların. Hep yine o sohbetlerde de yine kendi bencil, işte nefsani tutkuları ön planda duracak şekilde birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Evet. Allah ayette bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır, yanına ulaştığında bir şey bulamaz, Allah'ı bulur. O da onun hesabını seri olarak görür diye bildiriyor Allah ayetinde, şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten insan onun yanına ulaştığında, iman etmeyen bir insan, hiçbir şekilde mutlu olamıyor. Ve o kadar çabası da ona aslında biraz yürek acısı oluyor. Evet, çaba gösterirken de yine Allah'ın dilemesiyle biz çaba gösteriyoruz. Tabii, Allah'ın evet. bizim bir şey gücümüz yetmiyor zaten. Ama o niyette olduğunda kişi bir de bakıyor Allah kendisini güzel işlere vesile kılmış. Çünkü insanda da aslında bir potansiyel var. İnsanlar dünya hayatı içerisinde bir konuyu amaç edindiklerinde o konuya kafaya takarak ciddi manada çaba harcayarak başarı elde edebiliyorlar. Örneğin bir sınav söz konusu Tabii, olduğunda, bir evet. kariyer planlaması söz konusu olduğunda insanlar 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapıp bunun aşamalarını
çok ciddiyetle takip ederek bir sonuca ulaşmayı hedefleyebiliyorlar. Şimdi Allah bize ahireti vaat ediyor ve Allah'ın rızası söz konusu, Allah'ın beğenisini kazanmak, hoşnutluğunu kazanmak söz konusu. Böyle bir durumda tabii ki kişi azıyla yetinmez. Tabii. Bu yanlış bir mantık olur, yanlış bir bakış açısı olur. Yani biz Allah'ın hoşnutluğunun en fazlasını kazanmak isteriz. En çok Allah'ın beğeneceği kullardan olmak isteriz. O zaman da Allah'ın emir ve yasaklarına, Kur'an'da bize bildirdiği hayata en uygun şekilde yaşamayı önemsemek gerekiyor. Evet. Yani şu anda nedir mesela günümüzde içinde bulunduğumuz ortamda fikri mücadelenin önemli bir yeri olduğunu anlıyoruz Müslümanın hayatında. Çünkü dinsizliği sürekli olarak telkin eden ideolojilerin yoğun olduğu bir çağda yaşıyoruz ve buna karşı yapılabilecek en güzel mücadele fikri mücadele. Evet. Allah bizi cennetiyle müjdeliyor ve cehennemiyle uyarıyor. Evet. Dolayısıyla cehennemden de korunmak, cennete layık olabilmek adına Müslüman dünya hayatı içerisinde Allah'ın razı olacağı, beğeneceği tavırları en çoğuyla hareket etmeyi istemeli. Evet, inşallah şu gerçekten çok yaygın insanın kendisini yeterli görmesi, cennete layık görmesi. Bu çok yaygın bir bakış açısı aslında. İşte çok düz, sati bir zihniyet olabiliyor. Ben zaten hırsızlık yapmıyorum. Böyle en bilinen günahları insan aklına getiriyor. Ve ben bunları zaten yapmıyorum. Ben dolayısıyla işte yeterli bir kulum, cennete layık bir kulum. Ve ben oldum değil mi? Yani daha fazla bir şey yapmama gerek yok gibi bir bakış açısı olabiliyor birçok insanda. Allah korusun. Bu çok tehlikeli bir bakış açısı. Evet. Çünkü Kur'an'da birçok ayette bunun örneği veriliyor. Mesela bağ sahipleri. Değil mi? Bağ sahibi, işte bağı daha geniş, daha böyle ihtişamlı olan bir bağ sahibinden Allah bize bahsediyor. Ve o bağ sahibi diyor ki, ben bunun sonsuza kadar yok olacağını sanmıyorum diyor. Kıyamet günü eğer varsa da, eğer olursa diyor, o gün de hayırlı bir karşılık göreceğimi zannediyorum diyor. Yani kendisini zaten temelde iyi bir insan olarak görme ve bu yeterli bulma tabii ki bunu. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü Allah rızasının en çoğunu aramayı, yani ben şu an karşımda diyelim 6 tane seçenek var. Ben bunların hangisini, şu an hangisine vakit ayırırsam Allah benden en çok Allah'ın beğeneceği, en çok razı olacağı tavır davranış olur. İnsan eğer bunu gözden geçirmezse bu büyük bir hata olur. Ve gerçekten insanın %100 hiç kırıntı bile bırakmayacak şekilde Allah rızasını ön planda tutarak hareket etmesi lazım. Çünkü Allah onun da Kur'an'da örneğini veriyor. Yani çok az bile nefsinize veya insan kendisine pay ayırırsa o oradaki salih amel kavramını ortadan kaldırmış oluyor o işteki. Salih amel %100 tamamıyla Allah rızası için yapılan bir iş olmuş oluyor, bir amel olmuş oluyor. Ve insan da hayatını, bütün hayatını bunlardan çok daha fazla bir şekilde, çok daha yoğun artarak doldurması gerekiyor. Allah çünkü diyor ki, bildiriyor şeytandan Allah'a sığınırım, hurmanın iplikçiği kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Yaptığınız her iyilik önünüze ahirette getirilecek diyor, terazinize konulacak diyor. O yüzden insan sürekli olarak Allah rızasının en çoğunu gözeterek, değil mi, o salih amelleri kazanmaya çalışmalı inşallah. Evet. Bir başka ayetinde Allah şöyle buyuruyor şeytan Allah'a sığınırım. Kim çarçabuk olanı isterse, yani dünyanın geçici yararlarını isterse, istediğimiz kimseye dilediğimizi orada çabuklaştırırız diyor Allah. Ama ona cehennemi yurt kılarız, ona kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Evet. Kim de bir mümin olarak ciddi bir çaba gösterirse diyor, onun da çabası takdire şayandır buyuruyor Allah. Şimdi burada dünyanın geçiciliğini anlamak bakımından ve ahirete yönelmek bakımından çok önemli bir durum teşkil ediyor bu. Dünya evet geçici bir yarar sağlayabilir kimi insanlar için. Allah dünyada rızıklandırabilir, çeşitli imkanlar nasip edebilir. Ama bu şu anlama gelmiyor ki kişi ahiretine yönelik bir çaba sarf etmediği sürece dünyada sadece az bir yararlanma elde etmiş olur. Bununla kalmış olur. Ve ahiretteki durumunu da Allah kınanmış ve kovmuş olarak cehenneme sokarız diye belirtiyor. Şimdi mesela dünyanın durumu ortada. Yakınımızdaki coğrafyada olsun, dünyanın pek çok yerinde olsun, Müslümanların ağırlıklı olarak ve genel manada insanların acı çektiği bir dönemde yaşıyoruz. Ahir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde çok önemli sorumluluklar var Müslümanların üzerinde. Evet. Bu sorumluluklar varken ve herkes bunun şuurunda farkındayken sadece kendi hayatında, kendi çıkarlarının peşinde, kendi rahatının peşinde davranan bir insan tabii ki Allah katında farklı bir karşılık görecektir. Aynı şekilde bu durumun farkında olup yapabileceği çok şeyler varken bunun azıyla yetinen bir insanın da durumu
çok iyi olmayabilir. Çünkü Allah'ın bizden istediği en çoğuyla hareket etmek. Burada en çoğu derken de yani kavram o şekilde ama anlamamız gereken şu. Aslında Allah'ın daha az razı olduğu diye bir durum yoktur. Yani orada zaten tek bir seçenek vardır. Evet, yapılması evet, gereken evet. tektir. Ve vicdan o seçeneği söyler. Doğru olan her zaman insana ilham eder. Allah'ın dilemesiyle vicdan. Burada yapılması gereken vicdana tam olarak teslim etti uymak. Ona uyulduğunda evet. doğru yola. Allah zaten söylüyor. Kim Allah'ın rızasına uyarsa onu karanlıklardan nura çıkarırım diyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Bütün hayatını tabii. değil mi kapsıyor bu? Allah En'am suresinin 162. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır diye bildiriyor.